Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Arke Sanat Güzel Sanatları Hazırlık Kursu eğitmeni, aynı zamanda eğitim direktörü Ceren Rubay. Güzel Sanatlar Fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla oluşturduğumuz bu videomuzun konu başlığı Güzel Sanatlar nedir ve ülkemizde güzel sanatlara verilen önem nedir? Konumuza kısaca giriş yapmak gerekirse, güzel sanatlar terimi, sanat tarihi içerisinde 18. yüzyılda sanatın kilise ve krallık tekelinden kurtulup, devlete bağlı akademilerin kurulmasıyla ilk defa Fransa'da kullanılmıştır. Fransızca'da Beaux-Arts, İngilizce'de Fine Art olarak resim, heykel, baskı gibi estetik bir disipline sahip olan sanatları tanımlamak amacıyla kullanılan terim, günümüzde endüstrinin ilerlemesiyle birlikte moda tasarımı, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, seramik, resim, heykel, fotoğraf gibi bölümlerin tasarım ve işlevsellik disiplinlerini göz önünde bulundurarak Güzel Sanatlar adı altında sanatla ilgili tüm bölümleri kapsamaktadır. Ayrıca konumuzla ilgili sizlerden gelen soruların başında yer alan ülkemizde güzel sanatlara verilen önem nedir sorusuna gelecek olursak şunları söyleyebiliriz. Ülkemizde her ne kadar güzel sanatlar bölümlerine karşı ön yargılı bir yaklaşım bulunsa da günümüzde sanata ve sanatçıya olan ilgi ve özellikle endüstriye yönelik tasarımcı kimliğine sahip iş gücüne talep bilindiği üzere giderek artmaktadır. Güzel sanatlar alanında temelleri Cumhuriyet döneminden önce Osman Hamdi Bey ile atılan akademik çalışmalar, bugün ülkemizde birçok devlet ve özel üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri faaliyetleriyle devam etmektedir. Bu eğitim kurumlarının en büyük amacı ise ülkemizi sanatsal platformda temsil edebilecek sanatçılar ve tasarımcı kimliğine sahip geleceğe yön verebilecek nesiller yetiştirmektir. Aksi halde ülkemiz bu alanlarda yönlendirme ihtiyacı duyan bir yapıya dönüşecektir. Bu durumu en iyi ifade eden cümle ise sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözüyle önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu anlamda eğitim kurumlarına büyük bir sorumluluk düşerken mesleki kariyerlerini güzel sanatlar alanında yapmayı amaçlayan öğrencilerin kafasındaki en büyük soru ise hangi bölümlere hazırlanmalıyım sorusudur. Öğrenim görmek istediği bölümler hakkında önceden bilgi sahibi olan öğrenci, hedeflediği üniversite ve bölümün yetenek sınavlarında daha yüksek bir başarı sağlama şansına sahiptir. Bu sebeple en çok merak edilen sorulardan biri olan Güzel Sanatlar Fakülteleri bölümleri nelerdir sorusunu siz sevgili öğrencilerimiz için yanıtlamaya çalışacağız. Arke Sanat Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu olarak yetenek sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileriz. Sevgili öğrenciler, yetenek sınavları ile ilgili tüm sorularınızı bize WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.